Herkese merhabalar, ben Emrak da. Yanımda Gencer var. Monster Notebook'un sunduğu 2016'nın grafik canavarları video serisinde bu sefer de Doom'a el atalım dedik. Oyunu Monster'ın Toolpart'a 7.7 bilgisayarıyla çekiyoruz. Makinenin içinde i7-6700K, GTX 1070, 8GB, 16GB RAM var, DDR4 RAM var. Dolayısıyla bütün ayarları fullledik. OpenGL 4.5'te açtım, bir de Vulkan var. O daha yeni bir teknoloji ama onu açtığımız zaman şey açalım. OpenGL mi? Vulkan'ı mı kullanıyorsun? Yok, şu an OpenGL açık. Vulkan'la oyun kaydı alınamıyor nedense ya da ben başaramadım ama zaten genelde FPS'yi düşüren bir şeydir o. Vulkan daha doğrusu arttıran bir şeydir. Öyle diyeyim, performansı arttıran bir şeydir. O yüzden alacağımız FPS'de çok büyük fark olmayacak. Bunda da zaten 75 FPS alıyoruz. 2016 çok şeydi. Ya 3 tane tür için bence çok zengin bir yıldı. Bunların bir tanesi strateji, bir tanesi rol yapma oyunu, bir tanesi de FPS. Çok hayvani FPS'ler yaptık. Bu muhabbeti galiba şeyde de yapmıştım. Öteki Battlefield ya da Titanfall videolarında da yapmıştım. Yani ne bileyim, Battlefield 1 çıktı, Overwatch çıktı, Titanfall çıktı, Call of Duty, işte Modern Warfare Remastered ve Infinite Warfare çıktı. Şey çıktı. Ne çıktı? Shadow Killing. Neydi ya şu geçen ay çıkan? Yok şey FPS oyunu. Dishonored. Yani Dishonored'un FPS sayılıp sayılmayacağı ayrı bir tartışma konusu da. Shadow Tactics diyesin falan. Alakası yok. Shadow Warrior mıydı? Ha, Shadow Warrior 2'ydi. Ha, Shadow Warrior 2 çıktı falan. Ha, o da kendi içinde bayağı. Peki, çekmedi o yüzden. Biraz Doom'da aynı kafada. Ha, evet. Ve tabii Doom çıktı. Doom Mart'ta mı çıkmıştı? Yani, öyle, öyle bir şeydi ama tam tarihini şimdi ben de hatırlamıyorum, o civarlarda çıktı. Yaz olmasın sonra şeydi. Bir sürü de yılın oyunu falan ödülü aldı ha, bayağı övüldü kendisi. Yani multiplayer'ı birazcık sıkıntılı, biraz bahsederiz de deniyor daha doğrusu. Ya multiplayer'ını hiç oynamadım. Single player'ı ama cidden hayvan gibi single player yapmışlar. Doom'un o 90'lardan gelen... 93'te çıkmış değil mi ilk Doom? Onu da kesin tanımayayım ama civarında. O 90'lardan geldi Doom'un hayvani aksiyon geleneğini direkt sürdüren bir yapım. Sen nasıl buldun? Şimdi nasıl desem, ben Doom 3'ü çok sevmiştim, 2004'te çıkmıştı o da. Ya Doom 3'ü genelde insanlar sevmiyor, ben de çok sevmiştim ya. Demek ki o tarzı seviyormuşum ben yani. Biraz daha korkunçtu tabii bu yine çıkan Doom'a göre. Ya biraz da şeye, o zamanlarda Half-Life 2 ile aynı zamanda çıkmıştı. Half-Life 2 çok övülünce Doom 3'te birazcık yani ilk başta böyle ikisi aynı kefede hangisi daha iyi olacak muhabbetleri gelmişti. Hatta iki bariz daha iyi olunca Doom 3 birazcık fazla kenara itildi gibi hissettim. Yoksa Doom 3 iyi oyundu ya. Yok, yani bir korku oyunu olarak. İki kere bitirdim ben oyunu. Güzeldi. Aynen. Yani FPS olarak iyiydi. Yani Doom'un formülünün dışında bir oyundu. Daha gerilime, korkuya falan farklı bir şey yapan bir oyundu. Ama yaptığı işi iyi başarıdı bence. Sonra Doom 4'ün yapılmasına başlandı. 2008'di o da sanırım hatırlıyorum. İşte 1-2 videosu falan çıktı. Böyle şeydi. O biraz daha şeydi ama yani ilk o Doom 4 diye çıktığında böyle sokak mokak bir yerler göstermişlerdi, onu hatırlıyorum ben. Aynen şeydi ya. Kötü gözüküyordu yani. İşte ben cehennem dünyayı istila etmiş, biz de işte cehennem yaratıklarına karşı duran bir istilacı gruptan gibiydik falan. Öyle bir hikayesi vardı. Birazcık Call of Duty'ye benzetiyorlardı onu. Call of Duty'nin konseptini. Sonra da bunu iptal ettiler ve komple eski kafa Doom'a dönelim dediler. Ve genelde insanlar da bu durumdan çok son derece memnun. Bitirdin mi sen oyunu? Ben bitirdim. Yani normal single player senaryo. Single'dan memnun kaldın mı? Ya şimdi nasıl desem? Dedikleri kadar iyi mi gerçekten? Başlıyoruz oyuna tabancamızla. Oraları biraz sıkıcı geldiler yani normalde Doom havasına göre. Sonra oyun biraz hızlanmaya başlıyor zaten. Hızlı bir oyun baya. Ama yani o hep yani şimdi nasıl desem, normalde Doom yani o aynı havaya kazanmak istemiş ama yani hep kendini bilmiyorum tekrarlıyordu biraz. Öyle mi diyorsun? Hep Mars'ta da geçmiyordu tabii, işte şimdi cehennem falan da geçtik. Gerçi biraz spoiler oldu bu, oynamayacak arkadaşlar. Yok canım, işte cehennemde geçeceği en başından belli zaten bu dönemde bölümün diye. Ha, onlar da zaten trailerlarda falan gösteriyorlardı. Hani Mars ve cehennemde geçen bir oyun olmuş. Ama full aksiyon, full eğlence diyebilirim. Pek senaryo yok. Aynen. Yani senaryo alttan yine bir şeyler yapıyor yani, da biraz... çok kendini ciddiye alır bir havası da yok zaten senaryonun. Direkt dergiye Ali yazmıştı incelemesini, onun dediğini hatırlıyorum.
Ya oyunun başında işte gel ittifak kuralım falan filan diye konuşan bir eleman var. Ya bizim eleman alıyor televizyonu fırlatıyor. Başta bir ittifakına da senaryo sorunuyla baksana doluyor yani. Hep kırıp döküyoruz bizim eleman. Silah çeşitliliği yine bayağı sağlam. Evet, silahlar gayet güzel olmuş. Şey yok tabii, çoğu i̇şte. Modern FPS'de olduğu gibi böyle iki tane silah seçeyim, diğerleri kasada kalsın gibi bir şey yok. Hepsini komple üstümüze taşıyoruz, roket atan, işte planlamadan da bir şeyler. Doom'da pek tartışılmıştı yani, sen daha iyi bilirsin tabii ama bir sürü şey üstümüzde almış. Ya gerçekçilik iddiası yok yani. Yani bence hiçbir sıkıntısı yok yani, sonuçta eğlenceye odaklı bir oyun ve ne bileyim, karşına bir tane İri yaratık çıkıyor, ona roket atar sallıyorsun, minik şeyler çıkıyor, onlara şatkanla dalıyorsun falan. Sürekli değişik silahlar arasında geçiş yapıp duruma uygun hareket etmek falan, o aksiyonun bir parçası yani. Böyle olmasaydı aynı aksiyon hissini veremezdi diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? İyi tamam, yani silahlardan bahsediyorduk. Silahlara işte update falan gelmiş, silahları geliştirebiliyoruz, ekstra özellikler katabiliyoruz silahlara. Onları ben çok beğendim hani o... Chain Gun mıydı? Neydi? Chain Gun değil mi? Gatling Gun hani o. Var dönem motor tüfek. Onu ben almadım ben. Almadın mı? İşte onu değiştirebiliyorduk bayağı böyle hani çift yapıyorduk. Onları değiştiriyorduk ya da roketi falan. Benim roketi aldığım mesela şey saat dışı basılı tutunca kilitleniyor ve 3 tane birden atıyor. Öyle bir güzel özellik aldım. Büyük düşmanlara çok işe yarıyor. Diğer özelliği hatırlamıyorum. Yani galiba silahı iki seçenekten birini takabiliyorsun. Ha aynen onlar da var. İki tane seçenek. Yani ne bileyim mesela ben taramalı tüfeğe şey taktım, dürbün taktım. Ha. Bazen böyle sniper modunda uzaktan falan şişlediğim oluyor. Sadece faydalı yani. Ekstra da hasar veriyor. Onun dışında silahların dışında glory kill denen bir özellik var. Hani yaratıklar o parlıyor ya işte vurduğunda onun yanına gidip işte kafa koparma, kol koparma gibi böyle brutal şeyler. Yani sadece şey vahşet olsun, aksiyon olsun diye değil şey de sağlık da veriyor öyle öldüğün hem zaman. Öyle hem yani daha çok işe yarıyor aslında silahtan yani. Ya genelde öyle öldürmek faydalı çünkü etrafta çok fazla sağlık paketi bulamıyorsun oyunda. Düşmanları gore kill ile öldürdüğün zaman sağlığını güzelce tazeleyebiliyorsun. Şu an yaptığı üzere adamın böğründeki şeyi ağzına sokmak tabirini kullanayım. Onun dışında testere var. Yani benim çok sevdiğim Doom'da ama o biraz kötü olmuş tabii şey bir onun da bir MMO'su var. Mermisi var diyeyim. Benzin de çalışıyor. Benzin var pardon. İşte yani istediğiniz kadar kullanamıyorsunuz. Ya ama istediğin kadar da kullanılacak bir şey değil o testere. Ha. Çünkü ya şimdi düşmanın boyutuna göre kullanabiliyorsun. Ha. Küçük düşmanları az kullanırken işte bir birim benzin atıyorum. Tek vuruşta öldürüyor full canlı olsa da. Atıyorum çok iyi düşmanlar da 5 birim benzin istiyor. Şimdi sen onu sınırsız kullanmaya kalksan sürekli testereyle gezersin yani, bir anlamı olmaz. Zaten daha çok ben büyük düşmanlar için yanımda taşıyordum öyle. Benimki ondan biraz şey... önce denedim zaten olmadı, büyük düşmanlar yetmiyor benimkinin benzini şu sıralarda. Ben oynuyorum bu arada oyunu. Çok yetenekli kim oynuyor falan derseniz o benim işte. Hiç de alakası yok yani gayet kazmaca orta zorlukta oynuyorum yani. Oyunda güzel böyle artifekler falan eklemişler gördüğünüz gibi. Böyle işte yaratıkları falan okuyabiliyoruz ne olduklarını. Eski oyunlarda yoktu sanırsam bu. Böyle ekstra şeyler. Tabii ya bir tane ansiklopedi gibi bir şey eklemişler. İşte hikayeye dair, işte yaratıklara dair, silahlara dair falan filan bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Ben hiç okumadım. Ya Doom oynuyoruz arkadaş gidip ansiklopedi okuyacağım kenarda. Hologramları gördük onlar güzel olmuş. Ben onları çok beğendim. Arada böyle geçmişe dair görüntüler görüyoruz, hikayeyi ilerletiyor. İşte bir yere tıklıyorsun mesela Davudi sesle bir şey tam bir şeyler konuşmaya falan başlıyor. Ya hikayeyi takip etmediğim için tam ne anlattıklarını anlamadım kendilerinin ama o sesi dinlemek bile güzel bir şey yani. Ama single player'ı ne kadar... Ya single player hakkında bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bu dümdüz bir oyun yani. Gidiyorsun, adam vuruyorsun falan. Bir yerden sonra sıkıcı hale gelebilirdi. Ama bunu hem silahlarla yarattıkları oynanış çeşitliliğiyle hem böyle şu an quad damage aldım mesela o tip eklentilerle ama bunlardan da öte şahane bölüm tasarımlarıyla kurtarmışlar. Oyun kesinlikle sıkmıyor benim oynadığım kadarıyla. Oyunu bitirmedim ama oyunu bitiren arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Tek kişi tarafı eski kafa FPS'leri sen böyle taktiksellik yani taktiksellik yok demeyeyim de işte Rainbow Six Siege bir taraftaysa atıyorum bu çizginin tam diğer tarafında yani Harala Güre'de aldığımız eski tip FPS'leri seviyorsanız
Doom muhteşem bir oyun benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Ama ve lakin multiplayer de çok eleştirildi. Onu da sen biraz oynayın. Yani biliyorsun. Biraz içerik olarak bana biraz az geldi multiplayer ve silahlar biraz daha hani single player oynadıktan sonra biraz güçsüz geldi rakiplere karşı kullanırken. Onlar var beni kötü etkileyen benim için oyunu. İşte ekstra DLC'ler falan geldi sadece multiplayer için single'ı etkilemeyen. Oyuncular zaten hep single player delicesi istiyor bu oyun için ama sürekli multiplayer çıkardıkları için de eleştiriliyor. Belki çıkar oda yakında bilmiyorum, o kadar bilgim yok. Bakalım. Benim okuduğum eleştiriler yani single player tam da eski kafada güzel olmuş ya. Multiplayer eski kafayı yapmamışlar. O Quake'in, sadece Quake'in ve Doom'un ve Unreal'ın falan işte eski kafa multiplayer FPS'lerin güçlü olduğu yanlar böyle sırf yeteneğe dayalı olmalarıydı. Atıyorum işte Call of Duty, Battlefield gibi serilerdeki killstreak olayları falan filan yoktu. Bunu biraz multiplayer'ını modernleştirmeye çalışmışlar single player'ın aksine ve çok iyi başaramamışlar. Hem seriye yakışmıyor hem de yani genel olarak güzel olmamış şeklinde şeyler okudum ben. Atıyorum killstreak benzeri bir şey var ya da maçlarda atıyorum ortamda komple şeytana dönüşebildiğim bir özellik çıkıyor ki bayağı rastgele oluyor ve gayet iyi oynamayan oyuncuların bile rahat kazanabilmesini sağlayan bir özellik. Yani tabii şeytanlar biraz güçlü olmuş. Fazla güçlü falan diyorlardı. Yani kısacası şey yani birazcık yeteneği değil de rastgeleliği ön plana çıkaran bir multiplayer olduğunu okudum ben. Sen genel olarak katılır mısın acaba? Yok yani o rastgele power-up'ların çıkması falan biraz etkiliyor yani pek. Senin herhalde bu seneki favori multiplayer FPS'lerinden olmadı kendisi. Yok ya, pek olamadı, pek oynayamadım. Ne oynuyorsun peki multiplayer FPS olarak daha çok? Battlefield 1 oynuyorum bu aralar. Battlefield da... değil, Battlefield. 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 Tamam, şişe field oynuyorum. yani onu oynuyorum bu aralar. Pek aslında oyun da oynayamıyorum bu aralar çalışmaktan. İşte, iş güç falan. Ay. Pek oyun oynayamıyoruz ya. Ama Siege denemek istiyorum. Rainbow Six Siege başlayacağım alıp. Ya onu ben bir süre denedim, çok zevkliydi ama tam kafam uygun ekip arkadaşları bulamadığım için birazcık ben sağdan onlar soldan gitti, ben sağda öldüm onlar solda cebelleşti gibi durumlar oluyordu birazcık beceremediğimden de ötürü yani. Ya FPS insanı değilim ama özenmiştim yani özellikle. Sevmiyorsun. Ya sevmiyorum değil, mesela bu oyunu çok keyifli oynuyorum ama... Asıl o da ama değil. Şimdi kenarda güzel bir rol yapma oyunu varken FPS'yi çok tercih yani etmiyorum. Yani FPS'te senaryo mu seni çekmiyor? Sadece eğlence mi olacak? Ya o da değil ya. Ne bileyim, Bioshock 1'i keyifle oynamıştım. Sonrakileri oynama fırsatım olmadı da. Şey yani, biraz tür tercihi meselesi. Ya elimde çok güzel FPS olsa bile atıyorum kenarda yeni Final Fantasy ya da Tyranny'dir diyor. Onları oynamayı tercih ediyorum gibi diyeyim. Yoksa FPS'lerle bir alıp veremediğim yok. Onları da severim. Sadece tür olarak daha fazla sevdiğim türler var diyebilirim. Bu arada görsel falan dedik de Doom'un görselliğinden bahsetmedik. Oyun canavar gibi görünüyor. Ya motor olarak da şey kullanmışlar, ID Touch 6'yı kullanmışlar, 5'in bir üstü. 5, yani en son şeyde kullanmıştı sanırsam Wolfenstein Old Blood'da. Bunda da 6'ya geçmişler. Aslında bunun muhtemelen ID değil de id okunuyordu bu arada. Ya oyunu yapımcı hani ID touch. Soft değil de it soft bir okunuyormuş ya, onu da yıllar sonra öğrenmiştik biz. It tech 6 ile. Aslında şey yani işte ilk yapımına başlandığında 5 ile başlamışlardı ama sonra 6 çıktıktan sonra 6 ile kullanıldı. Yani gayet güzel duruyor. Yani 6'nın kullanıldı. Açık alanlar falan hiç göze batan hiçbir şey yok yani tam olarak o Doom'un kendine ait cehennem tasvirini canavar gibi veren bir görsel yapısı var oyunun diyebilirim yani kısacası. Valla videonun da sonlarına geliyoruz. Genel olarak bir Doom nasıldır sence? Yorumu alayım o halde. Nasıl ya? Eski Doom'a güzel göndermeler olmuş. Onun dışında hani ondan şey bahsetmedik. Hani içinde gizli bölmeler var ve eski o texture'larla oynayabildiğimiz Doom bölümleri de var. Ya onu ben bulamadım ya da daha gelemedim bu araya bilmiyorum biraz da. Biraz yani araştırmak gerekiyor oyun için. Ben onu bir internetten bakayım nasıl bulunduğuna. Çünkü severdim yani eski Doom falan yani, bitirmiştim. Wolfenstein'de de vardı aynı bölümler. Level texture diye bir şey vardı onun dışında. İşte bölümü falan create ediyorduk içine. Düşmanlar koyuyorduk bossların dışında. Snapshot mu? Öyle bir isim vardı.
Snapmap, ha. Aynen. Ya oyunda mod desteğinin olmaması da çok eleştirildi bir taraftan. Yani diğer eski büyük FPS'lerin uzun ömürlü olmasının başlı sebeplerinden biri de multiplayer. Ama multiplayer demişim. Mod desteğinin olmasıydı. Doom'da koymamışlar. Onun yerine Snapmap diye kendi haritanızı yaratabildiğiniz bir bölüm koymuşlar. Yine duyduğum kadarıyla kendim denemedim. İyi çalışan bir şey ama bir mod desteğinde yerini tutamıyor falan filan gibi şeyler okudum. Genelde de Ali'den kopya çekiyorum Ali. Ali'nin dergideki incelemesinden. Var mı söylemek istediğim şey? Yani oynamaya değer bir oyun benim için. Aynen. Yani biraz şiddetiniz geldiyse, biraz aksiyonunuz geldiyse bence bu sene en o gümbür gümbür adrenalin hissini veren oyunların başında geliyor diyebilirim hatta. Öyle kısacası. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.